Serkan Bey, başlayacağım sizinle evet. ama sonra yine sizinle devam edeceğim. Sonra bir reklama gitmem gerekecek. Neden CHP tezkereye hayır dedi ve Cumhuriyet'e ihanet lafı İYİ Parti'ye de gitmiş midir? Yani bunu sadece İYİ Parti'ye gitmiş bir laf olarak görmeyelim. Kendi kendisine de o lafı gönderiyor. Çünkü daha önce de benzer tezkerelere muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu da evet oyu verdi. Mecliste bulunduğu dönemlerde. Yani bu çok ağır bir söz. Tezkereye evet, Cumhuriyet'e ihanet. Yani tamam bir şey yapmak zorunda kalmış olabilirsiniz. İşte HDP ile ortaklaşmak ya da öyle görünmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Sebebi nedir bilemiyorum. Yani bunu sorgulamamız lazım. Belki konuştukça anlarız. Bazen de sohbet sırasında çıkar böyle fikirler gelir. Anlamış oluruz. Ama şu an itibariyle bunu izah edebilecek kimse de yok ortada. Ama en kötü tarafı şu. Avaşin'de değil mi şu an? Hani PKK'nın o en girilemez denilen yerlerine. Avaşin Basyan. Yerlerine. O Avaşin Basyan. İnlerine. Evet. Mehmetçik. Şu saatlerde 24 saat esasıyla 7 gün 3000-3500 metre yükseklerde dağ başlarında yani sabaha karşı belki -10-15 derece soğuklarla mücadele ederek canını ortaya koyarak mücadele eden Mehmetçik inşallah onların kulağına bu söz gitmemiştir. Yani onların kulağına gidiyor bu sözler. Evet biz burada bir şeyler konuşuyoruz, bir şeyler yapıyoruz, bir takım tavırlar sergiliyoruz. Yani siyaset gereği herkes farklı tavırlar sergileyebilir ama orada canını ortaya koyan bir Mehmetçik var. Ya böyle bir söz söylenmez. Yani Sayın Dervişoğlu'nun akıldan vareste hani bizi İYİ Parti olarak Cumhuriyet'e ihanetle birileri suçlarsa eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nu birebir hedef almıyor elbette ama bir genelleme yaparak diyor ki yani tezkereye evet demek Cumhuriyet'e ihanetse böyle bir denklem kuran biri varsa bu da herhalde aklını yitirmiş olmalı. Evet aynen ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii bu... şöyle bir şey var yani Türk Silahlı Kuvvetleri, polis, jandarma, tüm personeli, aileleri aynı zamanda CHP'nin çok iyi bildiğimiz bir ulusalcı tabanı vardır. Evet. Bundan çok rahatsız olan. Tüm bunları evet. karşıya almak nasıl bir politika? Yanıtını arıyorum ben. Yani şimdi, akılcı bir politika mıdır? Melik, sevgili Melik Mithat Sancar'ın Antalya'daki konuşmasına atıf yaptı. Orada muhalefet partilerine çağrı yapmıştı Mithat Sancar. Gelin tezkereye hayır deyin demişti. Ama o konuşmada dikkatlerden kaçan asıl bir cümle var. Tek bir cümle. Kelime kelime ifade edelim ki anlama çabamıza hizmet etsin. Mithat Sancar diyor ki yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır. Çok güzel. Lütfen bunu unutmayın. Çünkü evet. reklama gideceğim ama bu cümleyi sizden dönüşte tekrar etmenizi rica edeceğim. Ve bunun ne anlama geldiğini de soracağım. Sevgili izleyiciler reklama gidiyoruz. Sonrasında beraberiz. Reklama giderken Serkan Fıçıcı'nın bir Mithat Sancar'a ait bir cümlesini okuduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi o cümleyi bir kere daha kendisinden rica ediyorum. Çünkü ne demek diye de soruyorum o cümle. Alayım şimdi Antalya konuşmasında yani bu tezkere oylamasından önce... HDP eş başkanı Mithat Sancar dedi ki yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır. Burada benim dikkatimi çeken yeni bir yürüyüş ifadesi. Hayır ben de şunu sorayım o zaman yani HDP CHP'yi bir imtihana mı aldı? Şimdi hayır burada imtihanı alan bence HDP değil. Kim? Ayrıca CHP'nin aman HDP'yi hoş tutalım aman oylar başka tarafa kaçmasın. Hadi bir güzellik yapalım, bu sefer gönüllerini alalım gibi bir saikle hayır oyu verdiğini düşünmüyorum. Daha büyük bir motivasyon olmalı. Nasıl? Yani burada... Ne gibi? Yani ne bu motivasyon? O zaman Necdet hakikaten merak ediyorum. Nedir bu motivasyon? Bildiği, küresel bir güç. HDP'nin bildiği ve tezkere oylamasından önce Türkiye'ye ilan ettiği yeni bir yürüyüş başlayacak. Yeni bir yol açılıyor. Yeni bir yol ayrımı var diye... ilan ettiği ya da HDP üzerinden birilerinin duyurduğu, seslendirdiği bir gelişme var. Bundan kimsenin haberi yok. Belki de CHP son ana kadar hayır oyu vereceğini herkesten sakladı.
Hatta sakladığı kişiler arasında CHP grubundaki milletvekilleri de var. Doğru değil mi? Tabii. CHP'li vekiller bile hayır oyu vereceklerini bilmiyorlardı. Hatta meclise geldiklerinde. Bir ek bilgi vereyim. Kemal Bey grup toplantısında konuşuyor ama net bir şekilde hayır diyeceğiz demiyor. Bazı milletvekilleri Özgür Özel'e soruyor. Tam olarak karar belli mi diye. Evet, kararımız belli, hayırdır diye. Sonra Özgür Bey gruptan çıkarken dönüyor gazetecilere, diyor ki CHP hayır diyecektir. O andan sonra son dakika girdi, CHP hayır diyecek diye. Yani ortada bu yeni yol daha nedir? Büyük bir motivasyon şöyle, var şimdi diye düşünüyorum. Ben hatırlayacaksınız, eğer yanlışım varsa da düzeltin. Son işte barış süreci, yani çözüm sürecinin sonrasında bir ara biliyorsunuz Kandil dönüp kendileriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığını istemişlerdi. Hatırlıyor musunuz? Evet. Şimdi bölgeye silah sevkiyatının Amerika Birleşik Devletleri tarafından sürdürülmesi, oradaki bahsettiğin terör devletinin ya da Kürt devletinin kuruluşunun hızlandırılması. O zaman insanın aklına böyle bir acaba yeni bir yoldan kasıt bu mudur diye geliyor. Yeniden Amerika Birleşik Devletleri sahnede. İşte bir takım belli görüşmeler yapılıyor ve buna yönelik bir şey. O zaman bunu senin tamamlayan bir şey, Biden'ın bir cümlesi var. O başkanlık sürecinde Suriye'deki Türk askeri işimizi engelliyor. Türk askerinin Suriye'deki varlığı işimizi engelliyor. DAEŞ'le mücadeleye engeldir. Evet. Sekte vurmaktadır. Evet. Ya İfadesi bu, ama var. Bak şöyle de düşünün, bu tezkereye İki partinin hayır demesi sonucu değiştirmiyor. Türk ordusunun o bahsedilen bölgede olmasını engellemiyor ki. Ya sayısal çoğunluğu yani, değiştirmiyor. Yani öyle bir ama şey. Ama Savaş Bey, tarihe bir kayıt düşmek adına önemli. Ya ben ya, buradayım ve sizinle beraberim. Bir şey ekleyeyim mi? Tabii. Demek. Şimdi öncelikle bir vurgu yaptım. Dedim ki Kandil HDP'si ve İmralı HDP'si. Burada asıl işte senin dikkat çektiğin, yani orada bir devlet oluşumu. Yani Kürt devleti değil, PKK devleti ya da paralı ordu devleti kurulmasını asıl isteyen kim? Kandil ve Kandil'e bağlı HDP kanadı. Evet. Yani belki Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açılmasaydı HDP ikiye bölünecekti. Hı hı hı. Bir Kandil HDP'si çıkacaktı, bir de İmralı HDP'si çıkacaktı ortaya. Belki hala da çıkabilir. Yani bunun önünde bir engel yok. Sürece bakacağız bu tartışmalardan. Bir de şu var, bakın. Çözüm sürecine atıfta bulundunuz. Çözüm sürecinde bakın Selahattin Demirtaş'ın çıkışları, seni başkan yaptırmayacağız söylemi, bir işte şeyden geldiği Osman Kavala'dan yapılan görüşmenin arkasından böyle bir taktiğe, stratejiye dönüldüğü iddiaları var. Abdullah Öcalan'ın devletle yaptığı görüşmelerde çok net bir ifade var. Yani bunu ben katıldığım için söylemiyorum ama Abdullah Öcalan'ın kendi ifadesi devlet kayıtlarında var bu. Benim duyduğum, bildiğim. Ne diyor? Yani diyor ki ben milliyim, bu topraklardan çıktım. Kürt sorunu ya da bu meseleyi ya benimle çözersiniz ya uluslararası güçlerle. Gelin uluslararası güçleri buna karıştırmayalım. Yani Amerika'yı hatırlayın, İngiliz bir arabulucu, evet, bilmem Oslo'da görüşmeler yapıldı falan. Gelin diyor, üçüncü bir devleti sokmayalım. Oturalım konuşalım mecliste, şurada yani konuşulsun kendisi için. Tabii ki heyetler biliyorsunuz gidip geliyordu. Orada diyor ki Selahattin Demirtaş için şunu söylüyor. Diyor ki Selahattin Demirtaş uluslararası güçlerin adamıdır. Ya da onunla konuşmak zorunda kalırsınız. Böyle bir ayrım var. İşte senin altını çizdiğin Amerika yeni bir oyun, yeni bir çözüm süreci. Yani orada Türk ordusu tabii ki iki partinin red vermesine kalkıp da oradan, yani orada bir devlet aklı var, devlet tercihi var. Ama tabii şu da şey, şimdi şeytanın avukatlığını yapayım biraz da. Acaba devlet içerisinde de bu ikinci alternatife Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşüne yakın bir yapılanma mı var? Ya da olacak mı? Buna da bakmak lazım. İşte NGO'lar, yani şimdi Büyükelçiler bildirgesi durduk yere yapılan bir bildirge değil. Yani, İlk defa da değil ama. Yani, yani. Ya, elbette ilk defa değil Sayın Başkanım. Yani son da olmayacak zaten. Bundan sonra didikliğe didikliğe zaten yeni strateji benim gördüğüm, Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği bir şekilde her şeyi didikleyecek bizi. Yani ve bu didikleme nereye kadar gidecek? İşte bir yanda ekonomik kriz var. Şimdi konumuz değil ama yani şeye şaşırıyorlar mesela. Şimdi efendim Avrupa, bunlar yaşadığınız. Şunu tamamlayayım efendim isterseniz. Yani şu örneğin Cumhurbaşkanı'nın kalkıp da bunları derhal istenmeyen adam ilan edin ve deport edin kararından sonra hepsi şok oluyor. Diyorlar ki ya Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomik kriz var ve bizim arkamızda 27
Avrupa Birliği'nin elçilikleri var. Yani bunlar 10 elçiyi deport ederse Avrupa Birliği elçileri de çekilebilir gibi şeyler, argümanlar şey yapıyor, yok kriz şey yapıyor. Buyurun efendim. Yok, şu burada şunu bak, ondan konuya atlamak anlamına. Evet, yani şeyde kalalım ama yani, şöyle yani, bir tezkere konuşalım, büyük elçilere geliriz. Büyük elçilere de sonra gelelim. Yani işte bunları birbirine bağımsız düşünmek lazım açıdan. Tabii. Yaşadığımız coğrafyanın bir takım riskleri içerdiği zaten herkesin malumu. Yani bu coğrafya üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hesabı ayrı, Rusya'nın hesabı ayrı, İran'ın hesabı ayrı. İşte Türkiye'nin konumundan kaynaklı avantajları var. Ve bu avantajları doğru kullanmadığı zaman dezavantaja dönüşüyor. Dış politika alanında eksen kaymaları ve kararlardaki kırılmalar falan bunları doğrudan etkiliyor. Ama buradaki meseleyi oraya götürmek illa bir işte HDP tartışmasına dayamak ayrı bir şey. Bizim buradaki şeyimiz şu. Türk Silahlı Kuvvetleri oradaki varlığıyla 8.335 kilometre karelik bir alanda hakimiyet kurmuş. Bu alandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çekilmesi demek, o bölgenin doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın stratejik hamleleriyle PKK ve PYD'ye aynen terk edilmesi anlamına geliyor. O göstermiş olduğum haritadaki sarı alanı PKK ve PYD'ye teslim etmemek adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğru adımlar atmak mecburiyetinde. Yani bu zamana kadar yapılanları zaten eleştirdik ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuyla ilgili neler yapması gerektiğini de bizzat Sayın Genel Başkanımızın ağzından kamuoyuyla paylaştık. Şimdi geriye dönüp onları tartışmak, ileriye dönük bir takım projeksiyonlar üretmek bence günün tartışması olmamalı. Peki ama şu... Şeyi söylüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyor burada. Cumhuriyet Halk Partisi bunu niye yaptı? Sizi sorumlu kılmak için de söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ya bu sorulara Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili bir sözcüsünün cevap vermesi lazım. Bu arada söz hakları acaba var tabii ki. Cevabı var mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tabii ki yani bağlanabilirler. Ya böyle bir şeyim yok onu yani. Söylüyorum. Yani telefonlarım burada, açık. Burada bu ben yani alınan kararın sonradan o alınan kararı tahkim etmek için sarf edilen kelamların açıklanmaya da muhtaç olduğu kanaatini taşıyorum. Yani bunu kamuoyunda boş yere tartıştırmanın da bir anlamı yok. Niyeti net bir biçimde ortaya koyabilecek sözcülerin de sahibi Cumhuriyet Halk Partisi. Mesela geçen kongre şeyde tezkere görüşmelerinde grup başkan vekili Sayın Engin Özkoç'un konuşması var elimde. Bu tezkereye neden evet dediklerinin gerekçesini anlatıyor ve Sayın Özkoç'un söylediklerinin benim burada söylediklerimden farklı bir yanı yok. Ha, bugüne kadar yoktu zaten. Ha, ne yani, değişti? Şimdi her tartışmanın da odağında olmak istemiyorum. Her konuyla ilgili şahsi görüşlerim var. Belki ön yargılarım da olabilir bazı konularla alakalı olarak. Elbette ki bir sistem kurgusu da yapılıyor olabilir. Ama bu olup bitenler gün gibi aşikar ki bu söylemler de söylemlerden çıkacak tartışmalar da onun sonucu da gün gibi aşikar ki bunu söyleyenlere fayda sağlayacak laflar değil bunlar. Peki burada benim... Bu başkalarının yararlanabileceği. Kaybetmeye oynamak gibi bir iş. Hayır, ya, bu... ya futboldaki tabiriyle yani, kaybetmeye oynamak değil mi bu? Lafın, Sayın Kılıçdaroğlu işte, yaptı. Lafın tamamını da söylemeyeyim yani. Bir kısmı bende kalsın. Yani kaybetmek için niye oynarsın? İnanmadığım bir şeyi söylemem ama inandıklarımın tamamını da aynı anda zikredemiyorum. Öyle de bir pozisyonum var. Peki şöyle keşke sizin gibi rahat olabilsem.